NTV Spor. Lider Galatasaray, Süper Lig'de Ümraniyespor'u konuk edecek. Nef stadında yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Ligde çıktığı 20 müsabakada 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 48 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider girdi. Ümraniyespor ise 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 yenilgiyle 14 puan elde ederken 19 takımlı Süper Lig'de son sırada yer alıyor. Kırmızı-beyazlı ekip, 85 yıllık kulüp tarihinde Süper Lig'deki ilk sezonunu geçirirken takımlar ikinci kez karşı karşıya gelecek. Ligin ilk yarısında yapılan maçı Galatasaray, 1-0 kazanmıştı. 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında. Galatasaray'da hangi kredi Ümraniyespor müsabakası öncesinde 3 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımda Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu, yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 23. haftadaki Trabzonspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Ümraniyespor karşılaşması öncesinde Galatasaray'da ayrıca sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor. Galatasaray, rekor peşinde. Sarı-kırmızılı takım, yarınki karşılaşmayı kazanması durumunda kulüp tarihinin en uzun galibiyet serisi rekorunu kıracak. Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde son 10 Süper Lig ve 3 Ziraat Türkiye Kupası mücadelesini kazanarak 13 maçlık seriye imza attı. Sarı-kırmızılılar, bu performansıyla Süper Lig'in profesyonel olarak oynanmaya başladığı 1959 sezonundan itibaren resmi maçlarda elde ettiği en uzun süreli galibiyet serisini egale etti. Okan Buruk'un öğrencileri, Ümraniyespor karşılaşmasından da galibiyetle ayrılması durumunda seriyi 14 maça taşıyacak ve kulüp tarihinin resmi maçlardaki en uzun galibiyet serisi rekorunu geliştirecek. Sarı-kırmızılı ekip, resmi maçlardaki en uzun süreli galibiyet serisini, 1987-1988 sezonunun son bölümü ile 1988-1989 sezonunun ilk haftalarında 13 maçla yakalamıştı. 1987-1988 sezonunda Süper Lig'deki son 9 maçı ile Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakasını kazanan sarı-kırmızılı takım, 1988-1989 sezonunda ise ligdeki ilk 3 karşılaşmasından galibiyetle ayrılmıştı. Okan Buruk, Mustafa Denizli'yi de geçmek için sahada. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk da yarın kazanmaları halinde sarı-kırmızılı takımın tarihine geçecek. Buruk, Ümraniyespor maçından 3 puan almaları durumunda resmi maçlarda Galatasaray'ın başında en uzun süreli galibiyet serisinin sahibi olan Mustafa Denizli'yi geride bırakacak. Sarı-kırmızılı takım, resmi maçlarda 1987-1988 sezonunun son bölümü ile 1988-1989 sezonunun ilk haftalarında elde ettiği 13 galibiyetlik seriye, Denizli yönetiminde ulaşmıştı. Okan Buruk, 21. haftadaki Biteksen Giresunspor galibiyetiyle Galatasaray'ın başında ligde bir sezonda üst üste 10 maçlık kazanma serisi yakalayan ilk teknik direktör unvanının sahibi olmuştu. Ligin en az gol yiyen takımı. Bu sezon savunma performansıyla da dikkati çeken Galatasaray, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı unvanına sahip. Sarı-kırmızılı takım, ligde çıktığı 20 maçta rakip ağları 42 kez havalandırırken, kalesinde ise 14 gol gördü. Galatasaray, ligdeki 20 maçın 9'unda kalesini gole kapatmayı başardı. Sarı-kırmızılı ekip, özellikle son 4 maçta hücumda ve savunmada etkili performansıyla dikkati çekti. Söz konusu dönemde Fenerbahçe maçını 3-0, Atakaş Hatayspor ve Biteksen Giresunspor karşılaşmalarını 4-0'lık skorlarla kazanan Galatasaray, Fraport Tavantalyaspor'a 2-1 üstünlük kurdu. Sarı-kırmızılı ekip, bu 4 maçta 13 gol atarken, kalesinde sadece 1 gol gördü. NTV Spor. Kasımpaşa ile anlaşmıştı. Haris Seferovic'in son durumu ne? İspanya iddiası. Sezon başında Galatasaray kadrosuna katılan ancak beklenen performansı sergileyemeyen Haris Seferovic ile yollar ayrılıyor. Teknik direktör Okan Buruk, 4-0 kazanılan Giresunspor maçının ardından Patrick Van Aanholt ve Haris Seferovic için takım bulmaya çalıştıklarını açıklamıştı. Saok Galatasaray haberleri. Süper Lig ekiplerinden Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Kasımpaşa, yıldız oyuncu için Galatasaray'la temas kurdu. 30 yaşındaki golcü ile anlaşmaya varan Kasımpaşa mutlu sona ulaşamadı. Benfica transfere dahil oldu. Haris Seferovic'in kulübü Benfica, oyuncunun Kasımpaşa'ya imza atmasını onaylamadı. Portekiz basınından O Jogo'nun haberine göre Benfica, Haris Seferovic'in Kasımpaşa yerine İspanya'ya gitmesini istedi.
Portekiz temsilcisi, Haris Seferovic için Celta Vigo ile anlaşmaya vardı. Seferovic bugün Galatasaray'dan ayrılığı İspanya'ya giderek sağlık kontrolünden geçecek. Yıldız oyuncu, sezon sonuna kadar Celta Vigo'da kiralık forma giyecek. İstatistikler. Bu sezon Galatasaray'da çok fazla forma şansı bulamayan Seferovic 13 maçta forma giydi. Yıldız isim gol atamazken, 2 asist yaptı. Anlık Galatasaray haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.